Kuzey Irak'taki operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor, dedi. Amerika'nın yaptığı hataları hatırlatan Yıldırım, Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette. Yani %20'den az, yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın %20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum, ifadelerini kullandı. 24 Haziran seçimleri öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki operasyonlara ilişkin, Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var, 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor, teröristler sıkışınca İran tarafına, sonra Irak tarafına geçiyorlar. Afrin harekatının benzerine çok önceden başladık. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok. PKK onların da belası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü, dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. 24 Haziran seçimleri İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle ideolojik duruş sergiliyor. AK Parti İzmir'de her seçimde oylarını artırdı. Durumu çok iyi görüyorum. Ekonomideki meyaneyi, PÜLASYONLAR her şeyi seçime bağlamak birçok konuda zaman kaybına neden oluyor. Piyasada bir durgunluk var. Vatandaşlar 24 Haziran gelsin de işimize gücümüze bakalım diyor. Dış küresel yatırımcılar da aynı şekilde. Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayri içine girdiklerini görüyoruz. Değerlendirme kuruluşları çıktılar, seçim öncesi değerlendirme yaptılar. Sanki seçime onlar giriyor. Bunlar normal şeyler değil. Değerlendirme kuruluşlarının aşırı gayreti manidar, darbe girişimi, vesayetle vesaire Türkiye'yi alaşağı edemediler, getiremediler, son olarak ekonomi üzerinden gidelim dediler, biz ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurdur. Vatandaşlarımız şunu bilsin. Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor. Bankacılık sisteminin temelleri sağlam. Seçim sonrası için tedbirlerimiz aldık. 24 Haziran sonrası ekonomi orta ve uzun vadeli yapısal reformlar yapacağız. Önümüzdeki dönemde 5 hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu 5 sektörün biri makine imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda. Spekülasyondan öte bir şey değil. Göreceksiniz, birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız. Muhalefete, yönetim, yanıtı 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyoruz. Muhalefet eskiye döneceğiz diyor. Dönemezsiniz, Kuzey Irak'taki operasyonlar, Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı. Askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Teröristler sıkışınca İran tarafına, sonra Irak tarafına geçiyorlar. Afrin harekatının benzerine çok önceden başladık. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler, bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok. PKK onların da belası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü. Bu çok vahim bir durum. Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette. Yani %20'den az. Yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın %20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz. Amerika, yorumları görevlisi, 0.